üretimin ve istihdamın çok önemli kısmını karşılayan, kısaca KOBİ dediğimiz küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin vizyonlarını genişletmek, yeni girişimcilere girişimlerinde öncülük etmek, yine mevcut firmaların vizyonunu genişletmenin yanı sıra dış pazarlara açılması, fuarlara katılımları, üretimlerin arttırmaları, finansman sorunlarının çözümleri gibi konularda bilgilendirmek amacıyla Türkiye'de pek çok destekler sağlanmaktadır. Bunların bazıları parasal destekler olduğu gibi bazıları da teknik destekler şeklinde görülmektedir. Fakat enteresandır ki Türkiye'de pek çok kurum ve kuruluş KOBİ'lere yönelik değişik destekler sunmasına karşılık KOBİ'ler de bu desteklerden faydalanamadıklarını hatta bu desteklere ulaşamadıklarını değişik vesilelerle, değişik platformlarda dile getirmektedirler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak yapmış olduğumuz araştırmada birçok kuruluşun kaynaklarının kullanılmadığı ve bir sonraki yıla kaldığı görüldü. O zaman KOBİ'lerin bilgiye ulaşmada zorlukları olduğunu, bu konuda kolaylıklar sağlanmasının, bu desteklerin faydalı ve verimli bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koydu. Türkiye Odalar Birliği olarak öncelikle KOBİ'lere destek sağlayan kurum ve kuruluşların listesini çıkardık. Bunları bir web sitesinde topladık. www.kobi.org.tr sitesinde bunları bir araya getirdik. Artık KOBİ firmalarının temsilcileri bu siteye girdikleri zaman hangi kuruluşun kendilerine ya da başka diğer KOBİ'lere ne tür destekler verdiğini görebilecektir. Ama baktık ki bunlarda ciddi artışlar görmedik. Öyle olunca dedi ki Türkiye'de özellikle sanayileşmenin hızlı olduğu kuruluşlarla KOBİ'leri bir araya getirelim. İşte bu amaçla KOBİ fuarlarının düzenlenmesine karar verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Forum Fuarcılık'la birlikte Türkiye'nin 20 KOBİ girişim sermayesi KOBİ AŞ dediğimiz firma vasıtasıyla KOBİ'lere yine eğer ki firma kendi bir firma olarak görülüyorsa, büyüme ihtiyacı içerisindeyse yine KOBİ'lerin ve Türk sanayinin ve Türk girişimcilerinin dünyaya ve dış pazarlara açılabilmesi, entegre olabilmesi konusunda önemli görevler üstlenen. Biz bu fuarların ilki yapılıyor, Türkiye'de ilki yapılıyor diye bakarsak Manisa'da da ilki oldu. Bu organizasyonda belli aksaklıklar olabilir ilk olduğu için. Ama önümüzdeki yıllarda yapılacak olan fuarlarda bu aksaklıkların olmayacağını düşünüyoruz. Ben kısaca amacını ve ne şekilde gerçekleşeceğini KOBİ fuarlarını anlattım.